okul fobisi bir diğer adıyla okul korkusu okulun başladığı ilk zamanlarda daha çok ortaya çıkar. Çocuk okula gitmek istemez veya okula karşı yoğun olumsuz duygular besler. Çocuk okula gitmek istemediği zamanlarda da bu isteği ebeveynleri tarafından reddedilince de çeşitli bahanelerin ve hastalıkların ardına sığınabilir. Okul zamanlarında özellikle okul korkusu olan çocuklarda okul zamanlarında mide bulantıları, baş dönmeleri, baygınlık gibi hisler yaşayabilir. Tatil zamanlarında bu semptomlar ortadan kaybolur ama tekrardan okulun açıldığı zamanlarda tatilin bittiği akşamlarda tekrardan bu tarz şeyler görülebilir. Bunlar bu çeşitli durumlar, bu semptomlar ilk başlarda gayet normaldir. Ebeveynlerin endişelenmesine gerek yoktur. Ama şu da unutulmamalıdır ki her çocuğun okula uyum süreci de farklılıklar gösterir. Bazı çocuklar okulun ilk zamanlarında hemen uyum sağlarken bazıları sonlara doğru uyum sağlayabilir veya bazı çocuklar okulun ilk zamanlarında problemler yaşarken bazı çocuklar da sonradan da problemler yaşayabilirler. Bu nedenden dolayı da hani her çocukta semptomlar farklı farklı görülebilir. Bazen hiç bile görülmeyebilir. Bu süreçlerde ebeveynlerin bilgili olması ve nasıl yaklaşacaklarını bilmeleri gerekir. Peki ebeveynlerin bu süreçte ne yapması gerekir? Çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerekir? İlk başlarda çocuğu kesinlikle ama kesinlikle kıyaslanmaması gerekir. Okula gittiğinde bak bu çocuk ağlıyor mu? Sen niye ağlıyorsun? Sen de bak onlar gibi ol. Sen de usudur gibi kıyaslamalar yapmak çocuğun okul korkusunu ve kaygısını daha da artıracaktır. Bu süreçte ebeveyn korku veya kaygıyı arttırmamak adına onu desteklemesi gerekir. Eğer ki kıyaslamaya girerse ebeveyn, çocuk kendini yetersiz hisseder ve özgüven eksikliğine neden olur. Özgüven eksikliği yaşayan çocukların da okula uyum süreci daha da uzun olur. Okula uyum süreci daha da zor olur. Bu nedenden dolayı ebeveynin çocuğu desteklemesi gerekir. Yetişkinler gibi çocuklar da belirsizlik yaşadıklarında korkarlar. Çocuklar da okula yeni başlayacakları için o okul da onun için bir bilinmezliktir. Bu nedenden dolayı da ebeveynin çocuğu destekleyebilmek adına ilk öncelikle okulla neler yaşayacağıyla ilgili sohbet etmesi gerekir. Sohbet havasında merak ettiği kaygıları ve korkuları ile ilgili neler yaşayacağıyla ilgili sohbet edebilir. Ve bu süreci sohbet havasının yanında da bir yandan da oyunla da destekleyebilir. Nasıl yapabilir? Bunu bir drama şeklinde gerçekleştirebilirler. Okulun ilk zamanında neler olacak, okula ilk gittiğinde neler olacak, nelerle karşılaşacak veya ne gibi şeyler yaşayacak, bunu drama şeklinde gerçekleştirdiklerinde de çocuk o korku ve kaygı azalacaktır. Neden? Çünkü o belirsizlik de azalacak. Çocuk okula gittiğinde ne yaşayacağını veya ne olacağını canlandırdığı için de o belirsizlik azalmış olacak. Belirsizlik azaldığında da kaygı da azalmış olur. Bu süreçte de çocuk nasıl kaygılanıyorsa aslında ebeveyn de kaygılanıyor. Hani çünkü çocuk nasıl ki okula alışacak mı, alışmayacak mı, benden ayrılacak mı, ayrılmayacak mı gibi ebeveyn de bu süreçlerde kaygılanabiliyor. Ebeveyn bu süreçlerdeki kaygısını kontrol altına almazsa çocuğa bu sefer bu kaygısı geçebiliyor. Bu nedenden dolayı ilk önce bir ebeveynin kendi kaygısını kontrol altına alması gerekiyor. Çünkü çocuk burada ebeveynden destek bekliyor. Eğer ki ebeveyn çocuğa destek olmak yerine onun kaygısını arttırırsa bu sefer de ne olur? Çocuğun okul korkusu da artar. İlk öncelikle ebeveynin de bu sürece kendini hazırlaması gerekiyor. Nasıl ki çocuğu okul sürecine hazırlıyorsak ebeveyn de kendini bu sürece hazırlamalı. Ebeveyn çocuğu okula bırakırken grup halinde bırakmaması gerekir. Daha çok böyle anne baba şeklinde okula gitmeleri daha iyi olur. Eğer ki grup halinde çocuğu okula götürürlerse çocuğun ayrılması da problem olacaktır. Ve okula çocuğu bıraktıktan sonra o vedalaşma kısmı da kısa tutulmalı. Eğer ki o vedalaşma kısmı uzun tutulursa bu sefer çocuk anne ve babadan ayrılamaz. Aynı zamanda çocuğun okulun içinde kendini güvende hissedebilmesi adına orada ne yapacak, oradan çıktıktan sonra annesi gelip alacak mı, babası gelip alacak mı bunları da bilmesi gerekir. Anne ve babanın okul bittikten sonra onun kimin alacağını, nerede bekleyeceğini, eğer ki servisle gidiyorsa servis sürecinde onun kimin alacağını da bilmesi gerekir. Eğer bunlarla ilgili ebeveyn çocuğa
bilgi verirse çocuk kendini de okulda güvende hisseder. Çünkü çocuk neden korkuyordu? Belirsizlikten korkuyordu. Ebeveynin o belirsizliği giderebilmek adına o okul süreciyle ilgili çocuğu bilgilendirmesi gerekir. Çocuk okuldan çıktıktan sonra da okulla ilgili neler yaşadığıyla ilgili sohbet etmek de çocuğa kendini iyi hissettirecektir. Okulda onu mutlu eden neler oldu, onu heyecanlandıran neler oldu, onu meraklandıran neler oldu gibi daha çok duygulara yönelik sorular sormak çocuğun okula karşı ilgisini, sevgisini, heyecanını da artıracaktır. 1-1,5 ay geçmesine rağmen çocukta hala okul korkusu, okul kaygısı yaşanıyorsa bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi adına çocuk için psikolojik olarak destek alması gerekmektedir.